Abdurrahman Dilipak, İncil ve Tevrat'ta bundan sonra olacaklar hakkında. Bugün Tevrat'taki ilgili bölümleri yazacağım inşallah. Daha sonra da İncil'dekileri. 2000 yılından beri bu konuda yazıp çiziyorum. Gördüğüm kadarıyla gidişat giderek kötüleşiyor. Kimse de ders almaya pek de niyetli gözükmüyor. Bugün değilse yarın bunlar bir şekilde yaşanacak. Din toplumların umutları, korkuları ve şuur altlarını oluşturuyor. İnançlı olsunlar ya da olmasınlar onlar hakkında ötekilerin hükmünü ve o kişilerin şuur altlarındaki hükmü oluşturuyor. Aşağıya İsrail yönetimi ve halkını uyaran ayetleri aldım. Başka ayetler de var tabii. hatta onları kışkırtan intikam ve öfke yüklü metinler de var. Aslında Nuh kıssasında Yafes'in Sam'ı Ham'ın elinden kurtarması karşısında Hazreti Nuh Sam'a Yafes'e karşı nasıl davranması gerektiğini öğütler. Bazı yorumculara göre Sam, Sami ırkının atası olurken Yafes Türkilerin atası oluyor. Burada alıntıladığım bölümler Tevrat'ta Yahudileri tehdit eden ve akıbetleri hakkında uyaran bölümlerden seçmelerdir. İsrail halkı artık Musevi de değil, çoğu din dışı bir hayat yaşıyor. Önemli bir kısmı Siyonist dinleri ise kültürel bir aidiyetten başka bir şey değil. Tarihte de birçok kez aynı sapkınlıkları sebebiyle cezalandırıldılar, Rableri onlardan şikayetçi. Adaletten nefret eden, doğruları çarpıtan, ey Yakup oğullarının önderleri ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin. Ah ey suçlu millet, haksızlığa yüklenmiş olan kavim, kötülük işleyenlerin zürriyeti, baştan çıkmış çocuklar. Rabbi bıraktılar da İsrail'in Kudüs'ünü hor gördüler, yabancılaştılar ve gerilediler. Niçin sapıklığı artırarak yine vurulmak istiyorsunuz? Rabbinizin şeriatına kulak verin, temizlenin, kötülük etmekten vazgeçin, iyilik etmeyi öğrenin, adaleti arayın ezilmiş olana doğruluk edin, öksüzün hakkını koruyun, dul kadının davasına bakın fakat asi olursanız sizi kılıç yiyip bitirir. Sadık şehir nasıl fahişe oldu? O şehir ki hakla doluydu. Şimdi ise adam öldürenlerle dolu, gümüşün curuf oldu, reislerin asi, ortakları hırsız. Her biri rüşvetiyor, öksüzün hakkını vermiyorlar ve dul kadının davasına sahip çıkmıyorlar. Ve eğer bununla da beni dinlemezseniz ve bana karşı yürürseniz, o zaman ben size karşı öfke ile yürüyeceğim. Ben de suçlarınız için sizi yedi kat tedip edeceğim ve yüksek yerlerinizi yıkacağım ve güneş putlarınızı devireceğim ve leşlerinizi putlarınızın leşleri üzerine koyacağım ve canım sizden nefret edecek ve şehirlerinizi çöl edeceğim ve makdislerinizi ıssız bırakacağım ve ben diyarı ıssız bırakacağım ve onda oturan düşmanlarınız bundan dolayı şaşıracaklar ve sizi milletler arasında dağıtacağım ve ardınızdan kılıç çekeceğim ve diyarınız ıssız olacak ve şehirlerin çöl olacaklar. Çünkü memlekette hakikat ve iyilik ve Allah bilgisi yok, lanet ve yalan ve adam öldürme ve hırsızlık ve zinadan başka bir şey yok, zorbalık ediyorlar ve kan üstüne kan döküyorlar, bundan ötürü memleket yas tutacak, onda oturan herkes zebun düşecek, Allah'ın şeriatını unuttun, ben de senin oğullarını unutacağım, onların izzetini utanca döndüreceğim, yiyecekler doymayacaklar, zina edecekler ve çoğalmayacaklar, çünkü Rabbi dinlemeyi bıraktılar. Hoşeya Bab 4 İsrail kirlendi çünkü sahtekarlık ediyorlar ve evlere hırsız giriyor, dışarıda ise haydut çeteleri soyuyor. Çünkü İsrail kendini yaratanı unuttu ve saraylar yaptı ve Yahuda duvarlı şehirlerini çoğalttı. Fakat onun şehirleri üzerine ateşi göndereceğim ve onun saraylarını yiyip bitirecek, kötülük ektiniz, fesat biçtiniz. Komşusunun sınırının yerini değiştiren lanetli olsun, bütün kavim amin diyecek. Garibin öksüzün ve dul kadının hakkını yen lanetli olsun ve bütün kavim amin diyecek. Gizlice komşusunu vuran lanet olsun bütün kavim amin diyecek. Suçsuz adamı öldürmek için rüşvet alan lanetli olsun. Bütün kavim amin diyecek. Bu şeriatın sözlerini yapmak için onları tasdik etmeyen lanetli olsun ve bütün kavim amin diyecek. Rab seni düşmanlarının önünde kırdıracak. Onlara karşı bir yoldan çıkacaksın ve onların önünde yedi koldan kaçacaksın ve dünyanın bütün ülkelerinde serseri olacaksın ve göklerin bütün kuşlarına ve yerin vahşi hayvanlarına leşin yem olacak. Rab seni çılgınlıkla ve körlükle ve yürek şaşkınlığıyla vuracak, yollarında muvaffak olamayacaksın ve ancak daima sıkıştırılmış ve soyulmuş olacaksın ve seni kurtaran olmayacak, bir kadınla nişanlanacaksın, onunla bir başka adam yatacak, ev yapacaksın ve onda oturmayacaksın, bağ dikeceksin ve fakat faydasını görmeyeceksin, aranızda olan garip sana üstün oldukça üstün olacak, ve sen aşağı indiçe aşağı ineceksin. O baş olacak, sen ona kuyruk olacaksın ve bütün bu lanetler senin üzerine gelecek ve sen helak oluncaya kadar seni kovalayıp sana yetişecekler. Çünkü sana emretti, emirlerini tutmak için Allah'ın Rabbin sözünü dinlemedin. Yahuda hala Allah'a ve sadık olan Kudüs'e karşı dizginsizdir. İsrail kralı tam vaktinde mutlaka helak olacak. Yıllar önce kaleme aldığım o yazıda şöyle demiştim. Onların okudukları kitap onları böyle uyarıyor, İsrailoğulları yanlış yapıyorlar. Küçük ve geçici bir çıkar karşılığında ebedi hayatlarını feda ediyorlar. Bugünün küçük çıkarları uğruna gelecek nesillerin güvenliğini tehlikeye sokuyorlar. Çocuklarına korku, umutsuzluk, utanç ve acıyı miras bırakıyorlar. Yoksa onlar bu kitabı hiç mi okumuyorlar? Biz Musa aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Onlar Firavun'la birlikte ve onlar şimdi Hitler'in askerliğine soyunuyorlar. Biz Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ı peygamber biliriz. Onlar kral diyorlar. Onlar Zebur'u bir dua ve zikir kitabı olarak görüyorlar. Biz onu mukaddes tanıyoruz. İsrail gençliği büyük ölçüde din dışı bir hayat taşıyor. Geyleri, lezmeyenleri, ateistleriyle İsrail artık çok farklı ve kendi özüne yabancı bir çizgi tutturmuş gidiyor. Fahişelerin peşinde koşuyorlar ve putlara tapıyorlar. Bir kan deryasında yüzüyorlar. Onları bir arada tutan tek şey belki de ortak ve derin korkularıdır. Çünkü başka ortak şeyleri kalmadı ve yürekleri paramparça. Egemen Rab diyor ki, işte Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayan herkesin başına sözüne ettiğim her felaketi getirmek üzereyim. Dinleyin, buraya her duyanı şaşkına çevirecek bir felaket göndermek üzereyim. Çünkü onları uyardım ama dinlemediler. Bütün İsrail halkı dik başlı ve inatçıdır. Üzerinize kılıç göndereceğim, tapınma yerlerinizi yıkacağım. Yok olmuş sevgi, sadakat, tanrı bilgisi adil olmanız gerekmez mi? Bundan sonra bakalım İncil'de neler yazıyor bu konuda. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.